Çalışmaların beşincisinin konuğu Alp Yücel Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi. Alp Yücel Kaya'nın konuşmasının başlığı 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda mülkiyet anlaşmazlık ve çatışmaları. Yücel lisansını ODTÜ İktisat Bölümünde aldı. Modern devletin dili olarak 1858 Arazi Kanunnamesi başlıklı bitirme tezini Nurcihan İslamoğlu ile yaptı. Yüksek lisansını yine ODTÜ İktisat Bölümünde bitirdi. Yüksek lisans tezinde 1845 İzmir Temettüat Defterlerini inceleyerek bölgesel ekonominin dinamiklerine baktı. Ege Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını ise 2005'te Paris EHES'te bitirdi. Doktora çalışmasında 19. yüzyıl Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mali ve tarımsal yapılarını karşılaştırarak ekonomik zenginliğin kayıt altına alınması politikalarına yoğunlaştı. 2006'dan beri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıyor. Yücel'in aslında uzmanlık alanı ya da işte çalıştığı alan iktisat tarihi, işte mülkiyet çalışmaları. Yayınları, en son yayını Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan 2012'de çıkan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Esnaf ve Ticaret kitabının içerisinde bir bölüm. 19. yüzyıl İzmir'inde Tüccar ve Esnaflar başlıklı. İletişim Yayınları'ndan İstanbul 2011'de çıkan Ercan Eren ve Metin Sarfeti'nin derlediği İktisatta Yeni Yaklaşımlar kitabının içerisinde de Michel Foucault'un ekonomik düşünce tarihi, liberal ve neoliberal yönetim rasyonitelerinde ekonomi politik adlı makalesi yayınlandı. Yine toplum ve bilimin biyopolitika özel sayısında son zamanlarda 2011'de yayınlanmış bir makalesi var. Neoliberal mülkiyet ya da acele kamulaştırma nedir? Daha önceden de 2009'da Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergisinde Yücel Terzibaşoğlu ile birlikte Tahrir'den Kadastro'ya 1874 İstanbul Emlak Tarihi ve Vergisi Kadastro Tabir Olunur Tahrir-i Emlak adlı makalesi yayınlandı. Burada yayınların hepsini söylemem çok uzun zaman olacak. Bir sürü daha başka yayınları da var. Çok teşekkür ederiz davetinizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben söz sende. İzninizle oturarak konuşmaya çalışacağım. Bu toplantı serisine davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani bu araştırmanın bir bölümünü sizlerle paylaşmak benim açımdan oldukça önemli olacak. Yani benim genel olarak anlamaya çalıştığım 19. ve 20. yüzyıllarda, yani günümüze gelene kadar bu piyasa toplumlarının oluşumu çerçevesinde bu mülkiyet meselesi nasıl yer alıyor? Bu piyasa toplumları nasıl oluşuyor mülkiyet çerçevesinde, bunu görebilmek. Bu yönden de bakarken 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'ndaki süreci de anlamaya çalışıyorum. Bu anlamda da işte 19. yüzyıldaki genel reformlar çerçevesinde bu mülkiyetin yeri nasıl bir seyir izledi? Bunun ortaya çıkardığı toplumda ne tür anlaşmazlık ve çatışmalar söz konusu oldu? Bunu anlamaya çalışan bir konuşma yapmaya çalışacağım. Bu çerçevede de baktığımızda yani bir örnek üzerinden bunu yapmaya çalışacağım. Yani örnek daha geç dönem, yani 1908-1909 döneminde gündeme gelse de bu 1908-1909 döneminde ortaya çıkan bazı meselelerin daha geriye giderek, yani Tanzimat dönemine giderek, 1840'lara giderek bazı anahtar süreçlerin seyrini izleyerek bu meseleyi biraz açmaya çalışacağım. Yani dolayısıyla elinden geldiğince 19. yüzyılı kaplayıp bunun da 1908 ve sonrasındaki nihayeti nasıl oldu, onu anlamaya çalışmak olacak. Şimdi burada ilk önce örnek
meseleden bahsetmek istiyorum. Burada da 28 Kasım 1908'de 5 tane Polina köyünden, Polina Manastır'ın Görüce kazasına bağlı bir köy. 5 köylünün Hristopopa, İstarde, Naum, Toli ve Sotrati'nin yazdığı bir telgraf var. Bunu da sadrazama yazıyorlar İstanbul'a. Bu telgrafta söyledikleri Manastır İdari Meclisi'nin kararıyla kendi evlerinden atıldıklarını söylüyorlar. Yani Manastır İdari Meclisi beylerle birlikte, yani beyler adını verdikleri kişilerle birlikte ortaklaşa çalışarak, birlikte hareket ederek bir yalan üzerine kendilerini evlerinden attıklarını söylüyorlar. 30 Kasım'da bu sefer köyün muhtarı, Polina köyünün muhtarı bu sefer dahiliye nezaretine bir telgraf yolluyor. Burada da söylediği muhtarın meseleyi biraz daha açık eden bir ifade içermekte. Burada 4 köylü ailenin evlerinden idareten çıkarıldıkları ve burada da bunun nedeninin bu evleri, bu köylülerin fuzulen tecavüz etmelerinden dolayı olduğunu söylemektir. Ama muhtarın söylediğine göre bu idareten çıkarılma, evlerinden idareten çıkarılma beylerin gayri sahih tapularından kaynaklanmakta. Yani doğru olmayan, yanlış tapularından kaynaklanmakta. Bu tapuları da muhtara göre istibdat zamanında almışlar bu beyler. Gayrimenkullerin yoklaması yapılırken, yani tahrir-i emlak çerçevesinde emlak ve araziler kayda geçirilirken, ki bu dönemi de istibdat dönemi olarak nitelendiriyor muhtar, o dönemde bu evler ve araziler beyler üzerine kaydedilmiş. Kaydedildikten sonra da bunlar üzerinden de idari meclisin kararıyla bu tasarruf senetlerine dayanarak bu köylüler evlerinden dışarı çıkarılmış oluyor. Muhtarın burada söylediği, yani bu kararın geri alınması ve köylülerin tekrar evlerine dönebilmeleri talebi. Diğer taraftan işte köylülerin ve muhtarın beyler olarak adlandırdığı 3 kişi, Şevket, Abdülvahit ve Seyfullah beyler, bu Görüceli beyler olarak geçiyorlar, Görüce'de oturuyorlar. Onlar bu sefer dahili nezaretine 25 Mayıs 1909'da yazdıkları bir telgrafta söyledikleri şey, kendilerine ait olan, müstakilen tasarruflarında bulunan, kendi ecdatlarından kalma çiftliklerinde bulunan evlerin fuzulen zapt edildiği, köylüler tarafından fuzulen zapt edildiğini söylemekteler. Dolayısıyla bundan dolayı bu ihraç, evlerden ihraç kararının doğru olduğunu söylemekteler. Yani bunu da geriye alacak, yani tekrar köylülerin evlerine dönme kararının da büyük karışıklık yaratacaklarını, kendi tasarruf haklarına da karşı olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla burada vurgulamaya çalıştıkları şey, bu idari meclisin kararının geçerliliğinin devam etmesi. Yani mesele mahkemeye taşınmasın diyorlar. Yani mahkemeye taşınması işleri daha da karıştıracak onlara göre. Şimdi bu iki telgraf ve mesele daha sonrasında döneceğim. Ama şimdi burada özet olarak baktığımızda köylülerin bir şikayeti var. Kendileri oturdukları hanelerden ihraç edilmiş durumdalar. Bu idari meclisin, Görüce İdare Meclisi'nin kararıyla olmuş durumda. Evlerine dönmek istiyorlar. Muhtar bu kararın, idari meclisin kararının gayri sahih tapular tarafından, istibdat zamanında çıkartılmış tapular tarafından, beyler lehine çıkartılmış tapular tarafından olduğunu söylemekte. Ve kararın iptalini talep ediyor merkezi hükümetten. Beyler de kendi mülkiyetlerinde bulunan çiftliğin, ki eskiden beri ecdatlarından bu yana kendi mülkiyetlerinde bulunan çiftlikte bu köylülerin
fuzulen zapt ettikleri bu haneleri söylemekte. Dolayısıyla bu kararın geçerli olması ve bu kararın da mahkemeye götürülmemesi gerektiğini söylemektedir. Şimdi burada ortaya çıkan birkaç noktayı şöyle altını çizmek istiyorum ben. Bir, yani diğer örneklerde de gördüğümüz gibi burada mülkiyet üzerine çatışmalar ve anlaşmazlıklar 19. yüzyılda 20. yüzyılın başında yani burada hak sahibi olanlarla haklarını kaybedenler arasında giderek şiddetlenerek daha fazla ortaya çıkmakta. Bunu yani bu manastırın Görece kazasında gördüğümüz gibi Hürjen İslamoğlu, Yücel Terzibaşoğlu ya da Oktay Özel'in son dönemlerde yaptığı çalışmalardan da diğer coğrafyalarda imparatorluğun geneli için görmek mümkün. Yani mülkiyet üzerinde olan, var olan düzenlemelerin getirdiği yeni çatışmalar söz konusu. İkinci olarak da burada altını çizmemiz gereken bir başka nokta, bu mülkiyet çatışmaları çerçevesinde meclislerin de önemli rol oynamaya başladıklarını görüyoruz. Çünkü bu Görece'deki evden, haneden ihraç meselesi meclisten çıkarılan bir karar. Burada da meclislerin üyeleri çerçevesinde alınan kararların bu mülkiyet meselesinde belirleyici olması söz konusu. Üçüncü olarak söylememiz gereken, burada idari meclisin kararına karşı bir mahkeme sürecinden de bahsediliyor her iki tarafın telgraflarında. Yani dolayısıyla bu mülkiyet anlaşmazlıklarının nerede çözüleceği, yani meclis kararıyla mı ya da mahkeme kararıyla mı çözüleceği de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmakta. Yani bu neresi bu anlaşmazlıkları çözecek? Buna dair de giderek daha fazla bir şekilde ortaya çıkan idari bir sorun gündeme geliyor. Ama bütün bunların yanında baktığımızda yani mülkiyet anlaşmazlıkları ve çatışmaları çok da yeni bir şey değil. Yani her dönemde mülkiyet üzerine çatışmalar ve anlaşmazlıkları bunun idariye ya da adliyeye yansımasını görebiliriz. Yani bu her dönemin kendine özgü mülkiyet rejimine bağlı olarak ortaya çıkan çatışmalar. Yani her dönemin kendi toplumsal ayrışmasının getirdiği çatışmalar söz konusu olacak. Ama burada 19. yüzyılın farklı olarak getirdiği şey, yani yeni mülkiyet rejimi, yani oluşan yeni piyasa toplumunda, yani burada sırf Osmanlı değil, genel olarak söz konusu olan dönüşümden bahsediyorum. Bu yeni piyasa toplumunda artık yani bireysel mülkiyetin oluşmaya başladı. Yani kolektif sorumluluklardan bireysel sorumluluklara geçiş, kolektif mülkiyet kullanımından bireysel mülkiyet kullanımına geçiş ya da kolektif değil de ortak parçalı hakların dahil olduğu mülkiyet kullanımından bireysel ve dışlayıcı mülkiyet haklarına doğru geçiş süreci söz konusu. Farklılığını oluşturan önemli noktalardan birisi bu. Aynı zamanda böylesine bir bireysel ve dışlayıcı mülkiyet haklarının ortaya çıkması da aynı zamanda idari ve hukuki dönüşümü de birlikte getiriyor. Yani sonuçta bu yeni mülkiyet düzenini de bina edecek yeni bir düzenlemenin bu şekilde söz konusu olması gerekmekte. Bu yeni düzenin de ortaya çıkardığı ana mesele de, yani burada birileri artık mülkiyet üzerinde ya da ekonomik kaynaklar üzerine söz sahibi olurken, bazıları da buradaki söz sahibi olma durumlarını kaybedecekler. Yani bazıları hak sahibi haline gelirken diğerleri de haklarını burada kaybedecekler. Yani daha ortak ve parçalı mülkiyet haklarının bulunduğu durumda, yani az da olsa mülkiyet üzerinde, ekonomik kaynaklar üzerinde söz sahibi olanların, geçimlik hakları olanların bu geçimlik hakları kaybetmeleri gibi şey söz konusu olur. Ama bu idare ve adliye çevresinde nasıl oluşacak? Bu açıdan bu önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu anlamda da baktığımızda yerel meclisler ve mahkemeler oldukça önemli rol oynamaktadır. Yani bu da yine farklı coğrafyalarda bu yerel meclis ve mahkemelerin bu şekilde rolünün ön plana çıktığını görmekteyiz. Burada şunu da söylemek lazım. Yani
bu bireysel mülkiyetin ön plana çıkması ve dışlayıcı özellikler taşıması ya da özel mülkiyet de diyebiliriz tabii ki buna. Aynı zamanda yani herkesin özel mülkiyet tasarrufu ile birlikte bir arada birlikte nasıl yaşayacaklar? Bunların birbiriyle çatışmaları nasıl çözülecek? Bunların da bir şekilde düzene girmesi lazım. Dolayısıyla bu çerçevede bireysel çıkarlar ve bireysel mülkiyetle birlikte bir kamu düzeni sorunu da ortaya çıkmakta. Yani bunu da göz önünde almak durumunda olan bir kamu hukukunun da gelişmesi gerekiyor. Yani yönetim mekanizmalarının burada bu bireysel çıkarları bir arada tutabileceği bir kamu düzeni inşa etmesi, bir kamu hukuku inşa etmesi bu açıdan önemli olacak. Yani bu anlamda da şunu söyleyebiliriz. Bireysel çıkarlarla genel çıkarların bir arada yaşadığı bir dünya inşası söz konusu. Bu 19. yüzyılda ortaya çıkan piyasa toplumu çerçevesinde. Yani bu özel mülkiyetin önü açılacak. Herkes özel mülkiyet tasarrufunda bulunabilecek. Yani bireysel bir şekilde tasarrufunda bulunabilecek. Ama diğerleriyle ilişkisi nasıl olacak? Bu anlamda bu önemli oluyor. Bunların düzenlenmesinde de işte söylediğim gibi önemli olan yani göstermeye çalışacağım üzere yerel meclisler ve mahkemeler burada önemli. Şimdi bu çerçevede yerel meclisler ve mahkemelerin Osmanlı'daki gelişimine bakmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Burada yani Osmanlı'daki 19. yüzyıl Tanzimat dönemindeki özellikle dönüşüme baktığımızda, yani Tanzimat öncesindeki dönemde idari olarak yani kaza seviyesinde işte kadıların bulunduğu bir adalet mekanizması var. Yani kadı mahkemeleri ya da şer'i mahkemeler söz konusu. Bu şer'i mahkemeler yani kadılar aynı zamanda yerel eşrafla, diğer görevlilerle birlikte bir şer'i meclis oluşturuyorlar. Bu şer'i meclis çerçevesinde alınan kararlarla birlikte hem adli hem de idari yönetim gerekleri bu şekilde gerçekleştiriliyor. Yani burada kaza temelinde oluşan karar verme mekanizmalarında yani sonuçta hem mahkeme hem de bu yerel meclis, şehri meclis iç içe geçmiş durumda. Şimdi burada da bu eski dönemin en önemli özelliklerinden birisi yani iltizamın hakim olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Burada iltizam derken yalnızca vergi meselesinin de akla gelmemesi gerekiyor. Yani birçok işlem, yani vergi verme, aynı zamanda güvenlik gibi bunların bir şekilde ihale edilmesi söz konusu. Yani vergiyi belirli gruplara ihale ediyorsunuz, güvenliği belirli gruplara ihale ediyorsunuz. Burada da yereli, daha kolektif yapılar olarak görmek söz konusu. Yani burada köyler, ya da işte nahiyeler, kolektif yapılar olarak söz ortaya çıkıyor. Bunların merkezle bağını kuran idareciler olmakta. Bu kolektif sorumlulukların gerçekleştirilmesinde de, yani kolektif ortaya çıkan süreçte de iltizam sistemi önemli olmakta. Yani bu iltizam sisteminin getirdiği de, yani çok fazla ayrıntısına giremeyeceğim şimdi. Yani ortaya çıkan yarı otonom gruplar, işte bu ayanlar diyebileceğimiz, bu ayanlarla anlatabileceğimiz grupların ortaya çıkması söz konusu. Bunlar aracı olmakta, yani toplumla ilişkide, toplumun merkezle ilişkisinde ön plana çıkan gruplar. Yani bir şekilde kolektif sorumluluklar var. Yani mesela vergide bireysel bir sorumluluk söz konusu değil. Yani köy ya da mahalle etrafında bir sorumluluğa sahipsiniz. O köy ve mahalle etrafında verginin tevziğini işte bu aracılar, köyü veya işte nahiyeyi temsil eden, mahalleyi temsil eden aracılar gerçekleştirmekteler. Yani dolayısıyla burada bir bireysellikten bahsetmek söz konusu değil. Ama 1840 ile birlikte ortaya çıkan, yani Tanzimat Fermanı sonrasında ortaya çıkan düzenlemelerle birlikte bu var olan yerel yapı, yerel
yerel meclis yapısının dönüştüğünü görüyoruz. Yani önceden kadının başkanlık ettiği, koordine ettiği yerel meclislerin artık devletin maaşlı görevlileri tarafından, yani muhasıl dediğimiz maaşlı görevlileri tarafından düzenlendiği, organize edildiği yeni bir sisteme doğru gelinmekte. Bu yeni sistemde de artık kolektif sorumluluklardan ziyade bireysel sorumluluklara doğru bir geçiş var. Burada bireysel sorumluluk derken, yani artık herkes yani vergi konusunda, güvenlik konusunda kendisi sorumlu hale geliyor. Daha önceden köy olarak sorumluydu ya da mahalle olarak sorumluydu. Yani vergiyi köy olarak ya da mahalle olarak vermek durumundaydı. Ya da güvenlik açısından baktığımızda nezir dediğimiz mekanizma çerçevesinde güvenliğin sağlanması köyün tamamının kolektif yapısına verilmekteydi gibi. Ama artık burada yani hem vergide hem güvenlikte bireysel bir düzenin kurulmaya başlandığını görüyoruz. Bu dönüşüm çerçevesinde de oluşan yeni meclisler önemli rol oynuyorlar. Bu meclislerin oluşumunda da yani artık iltizam sisteminin de ortadan kalktığı, ortadan kaldırıldığı yeni bir düzen meydana geliyor. Yani Tanzimat Fermanı sonrasında uygulanan yeni reformlarla birlikte iltizam sistemini bir kenara bırakıp doğrudan vergilendirme çabasına girildiğini görüyoruz. Burada doğrudan vergilendirme yapılırken işte temettuat sayımları dediğimiz sayımların yapılması, hane bazında gelirlerin ve gayrimenkullerin kaydedilmesi, mal varlıkların kaydedilmesi söz konusu. Herkesin gelirine ve malına, mülküne göre bir vergilendirme çabası ortaya çıkıyor. Bunu yapan, yapacak olan meclislerde de işte muhasız dediğimiz görevlilerin devletten maaşlı olarak ortaya çıkması söz konusu. Yani burada artık devletin maaşlı görevlileri etrafında, yani iltizam sisteminden beslenmeyen aracıların olmadığı, yani doğrudan merkezi bürokrasiden beslenen mekanizmalar kurulmaya başlanıyor. Bu çerçevede aynı zamanda daha önceden kadının merkezi rol oynadığı mahkeme ve yerel meclislerinde eski rollerini kaybettiğini görüyoruz. Yani kadı muhasının altında bir görevli konumuna gelmekte. Burada meclisleri oluşturan gruplara baktığımızda, yani daha öncesinde Tanzimat öncesindeki meclislerde işte ayanlar ya da işte tüccarlar, işte esnaf loncalarının temsilcileri, mültezinler ya da ulemaya ait kişiler bunları oluştururken, bu iltizam sisteminin getirdiği ayrıcalıklı ve imtiyazlı yapı çerçevesinde meclislerde bir temsiliyet söz konusu. Yani sonuçta idari görevleri, onların bu iltizam sistemi çerçevesinde aldıkları aracı konumundaki idari görevleriyle birlikte mecliste bir temsiliyet söz konusu. Ama bu Tanzimat'la birlikte ortaya çıkan yeni sistemde artık idari görevlerinden dolayı mecliste temsiliyet değil, tam tersine kendi ekonomik varlıkları dolayısıyla bir temsiliyet söz konusu olmak. Yani şu şekilde de söylenebilir. Yani daha önce Tanzimat öncesindeki meclislerde üstlenilen idari görevlerle, idari aracı görevlerle elde edilen bir ekonomik zenginlik söz konusu. Yani ayanlar açısından bunu söylenebilir. Yani bunu farklı birçok çalışmada da bu şekilde görebiliyoruz. Yani sonuçta aldıkları idari görevler sonunda bir ekonomiye, ekonomik zenginliğe bunun evrilmesi söz konusu. İmtiyazların, ayrıcalıkların ortaya çıkması söz konusu. Ama Tanzimat'la birlikte ortaya çıkan şey, bu meclislerin yeniden tanımlanarak artık gayrimenkul tasarrufu üzerinden üyeliğin tanımlanması söz konusu olur. Yani bu anlamda da ekonomik temel üzerinden meclis üyeliğinin belli olması, ekonomik temelin idari görevi belirlemesi gibi bir şey söz konusu olmaktır. Yani bu da aslında taşrayı yeniden tanımlayan bir sürecin ortaya çıktığında bize bu anlamda gösteriyor. Bu da önemli bir dönüşümü ifade etmektir.
niteliksel bir dönüşüm olmadı. Yani burada işte ilk başta bu kurulan muhasırlık meclisleri ve küçük meclisler, eyalet ve kaza seviyesinde kurulan meclisler var. Yani burada bir memurlar, yani bu maaşlı memurlar ama onun dışında bir de yerel eşraf, yani gayrimenkul sahibi yerel eşraf burada görev almakta. Yani burada üyeliği tanımlayan da şöyle bir tabir var. Bu meclislerin kurulmasına dair nizamnamede şöyle diyor. Ahali-i kazanın söz anlar ve ashab-ı emlak ve erbab-ı iktidar adlı olunanları. Yani sonuçta sizin emlak sahibi olmanız, gayrimenkul sahibi olmanız bu mecliste temsiliyet için önemli hale gelmekte. Aynı zamanda bu şekilde oluşan yerel meclislerin görevi, yani hem idari hem de hukuki hale geliyor. Yani bunlar aynı zamanda ortaya çıkan anlaşmazlıkları ya da adli davaları da görür haline geliyorlar. Ve 1840 ceza kanunnamesine uygulamaktan da sorumlu hale geliyor. Yani bu anlamda da kadı meclislerinin ve kadı mahkemesinin rolünden de bir nebze olsun pay aldıklarında bu anlamda söylemek gerekmekte. Ama bu ilk dönemde 1840'lardaki meclislerin gelişimine baktığımızda yani hem idari meclisleri hem de mahkeme görevini yürütmeleri bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi. Bu dönemde bu mülkiyeti vurgu yapan bazı ibarelerden de bahsetmek istiyorum. Yine bu meclislerin çalışmasıyla ilgili olarak gönderilen bir ilmi haber de şöyle denmiş. Saltanat seneyede herkes emlak ve arazisine berveç-i serbestiyet, malik ve mutasarrıf olacağından bila senet bir gayri hakkın kimse kimsenin kura ve arazisini zapt ve tasarruf edememiz. Aynı zamanda yine Tanzimat Fermanı'nda herkesin sahip olduğu ekonomik kaynakları, malını, mülkünü serbestçe kullanabileceği, bunların da önünde herhangi bir engel olmayacağına dair sözler var. Yine Tanzimat Fermanı'ndan okuyayım. Herkes enval ve emlakına kemali serbestiyetle malik ve mutasarrif olarak ana bir taraftan müdahale olunmamak gerektiği yine vurgulanıyor. Yani sonuçta bütün bu yeni düzenin vurgusunun mülkiyet çerçevesinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bu yeni meclislerin oluşumuyla birlikte yeni meclislerin uygulamak durumunda oldukları ceza kanunnamesi çerçevesinde de şöyle denmekte. Kimsenin mal ve emlakına vaziyet olmuyor. Yani kimse kimsenin emlakına, mal ve emlakına el koymamalı. Büyük küçük hiç kimse birbirinin mal ve emlakına bir gayri hakkın taarruz, tasalluf ve müdahale etmek veya cebren almak, sattırmak için bizzat ya bilvasıta icbar eylemek ve sülük şeyler yapmamalı gibi vurgular burada önemli olmaktı. Şimdi bu şekilde bu yeni mülkiyete vurgu yapılması, bu mülkiyet sisteminin işlemesinde de meclisinin rolünün altı çizildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bu meclislerin yapmakla görevlendirildikleri başka bir şey bu 1840 çerçevesinde. Daha önceden kadı meclislerinde şehri mahkemelerde verilen mülkiyet senetleri, tasarruf senetleri, yani bunlar işte tapu olabilir, işte mülkname olabilir, vakfi olabilir. Yani her türlü gayrimenkul için verilen tasarruf senetlerinin artık muhasırlık meclisleri tarafından, bu yerel meclisler tarafından kontrol edilmesi, bunlar tarafından verilmesinin de altı çizilmekte. Yani artık tamamen bu mülkiyet üzerinden yapılan düzenlemelerin bu meclislerin sorumlu altına verildiğini de bu anlamda görüyoruz. Şimdi burada ortaya çıkan önemli meselelerden, önemli meselelerin altına çizmek gerekirse, yani ana meselelerin, şunları söylemek mümkün.
Yani burada iltizam sisteminin ortadan kaldırılması ile birlikte aynı zamanda maaşlı devlet görevlilerinin atanması ile birlikte oluşturulan bu yeni taşra düzeni ya da yere meclislerle birlikte bu eskiden var olan güç sahibi, taşrada güç sahibi aracı grupların ortadan kaldırılmaya çalışılması söz konusu. Sonuçta bu aracı kurumların, aracı kişilerin ve grupların ortadan kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan diğer bir sonuç, bu aracı kuruluşları, aracı grupları aracı grup yapan sonuçta kolektif sorumluluklar, yani vergide ve güvenlikte. Dolayısıyla bu vergide, güvenlikte, işte mülkiyet tasarrufunda eski kolektif sorumlulukların bireysel sorumluluklara doğru evrilmesi de söz konusu haline geliyor. Diğer taraftan da burada, yani daha öncesinde taşrada siyasetin merkezi olan işte bu yerel meclislerdeki temsiliyetin artık yine bu genel olarak adlandırdığımız iltizam sisteminden oluşan ayrıcalık ve imtiyazlarla değil, mülkiyetle tanımlı hale gelmeye başladığı bir düzen ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan bu meclisler, yani yerel meseleleri, ekonomik ve idari meseleleri halletmekle birlikte aynı zamanda birer de mahkeme olarak çalışacaklar. Yani şehri mahkemeler çalışmaya devam ediyor ama bunların da üstlendikleri bazı roller var. Yani bu çerçevede sonuçta oluşan bu yeni düzenin yeni çatışmalarını da bir şekilde üstlenip bunları da çözmekle görevli hale geliyorlar. Bu anlamda da önemli dönüşüm yaşandığını görüyoruz. Ama bu ilk çaba 1842'ye kadar devam ediyor. 1842 de bu düzenin artık, yani bu yeni reformların bir kenara kaldırıldığını görüyoruz. Yani 1840'da bu şekilde uygulanan yeni sistemin 1840-41 yıllarında Anadolu'da ve Balkanlar'da büyük tepkiler çekmesi, işte ayaklanmalarla sonuçlanması söz konusu. Özellikle eski sistemde söz sahibi olan işte mültezimler, yerel eşraf, ayanlar, işte tüccarlar bu sistem, yeni sistemden hoşnut değiller. Yani bu eski iltizam sisteminden beslenen, buradan hem siyasi hem iktisadi güç sahibi olanların burada artık kaybeden durumuna gelmeleriyle birlikte bu tepkileri oluşuyor. Bu tepkilerin de merkezde yankı bulduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla iltizam sistemi tekrar sisteme entegre ediliyor. Ama 1844 ile birlikte yeniden daha yumuşak bir şekilde reformların uygulanmaya başlandığını görüyoruz. İltizam sistemi tekrar dahil ediliyor. İşte mültezimler meclislere dahil ediliyor ama o meclis yapısı yine varlığını, o anlayışı kısmen de olsa sürdürmekte. Yani bir taraftan şer'i mahkemeler var ama onun yanında yine hem idari hem hukuki görevleri olan meclisler ön plana çıkıyor. Yani bu yapının da yavaş yavaş gelişmeye başladığını, kendisini yerleştirmeye başladığını da altını çizmek lazım. Yani bu anlamda bazı gelişmelerin de altını çizmek istiyorum ben. Yani 1845'te mesela bu hayvanların işte tarlaları ya da tarlaları ihlal etmelerini engelleyen, bunların düzenlenmesi, dolayısıyla mülkiyetin işte bu tür hayvan tecavüzüne karşı, tarlaları tecavüzüne karşı önlemeye çalışan bir düzenleme gündeme geliyor. Hayvanatı men nizamnamesi diye 1845 yılında. Yani bunu bir mülkiyet sisteminin, bu mülkiyet sisteminin sınırları ve bunun korunması yönünde bir düzenleme olarak söylemek istiyorum. Onun dışında 1845'teki bu düzenlemeden sonra 1847 yılında bir tapu nizamnamesi ortaya çıkıyor. Şimdi 1840 yılında daha önceden şer'i mahkemelerden verilen tasarruf senetlerinin işte artık muhasırlık meclisleri tarafından, yani yerel meclisler tarafından düzenlenmesi, onlara sorumluluk verilmesi söz konusuydu. Yani dolayısıyla burada eski yapının getirdiği bu tekil düzenlemelerin daha genel düzenlemeler hale getirilmesi de söz konusuydu. Yani ayrıcalıklı gruplara ait bir düzenin daha genel anlayış, genel kategorilere ait bir düzenleme haline geçmesi söz konusu. Bu anlamda
1847 Tapu Nizamnamesi önemli bir şey. Çünkü burada merkezi bir idare kurulması, defterhane-i amire kuruluyor. Şimdiki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kendi kuruluş tarihi olarak bu 1847'yi verir mesela. Yani buradan başlayarak burada merkezi bir tapu dairesinin oluşması ve burada tapularından merkezi kaydedilmesi ve buradan yönetilmesi, tasarruf senetlerinin, miri topraklar üzerindeki tasarruf senetlerinin buradan düzenlenmesi söz konusu. Bunların da yerel temsilcisi, yerel düzenleyicisi ya da yöneticisi bu yerel mahkemeler olduğu da yine bu tapu nizamnamesinde 1847'de söylenmekte. Bu tapu nizamnamesiyle birlikte yani bu merkezileştirme ya da genelleştirme artık yerel tekil özelliklerle dağıtılan tasarruf senetlerinin merkezi ve genel bir düzenlemeye gidilmesi bu anlamda önemli. Benzer bir düzenleme 1840 yılında Kontrato Nizamnamesi ile geliyor. Kontrato Nizamnamesi de bu sefer daha farklı bir tasarruf seneti, kira ilişkilerini düzenleyen bir nizamname olarak ortaya çıkmakta. Yani burada Kontrato Nizamnamesi'ni getirdi. Yani bu kira ilişkilerinde, yani icar ilişkilerinde bir şekilde kayda geçirilmesi, bu kayda geçirilme ilişkisinde de yine yerel meclislerin görevlendirilmesi, bu tanzimatla kurulan yerel meclislerle ilişkilendirilmesi, görevlendirilmesi söz konusu. Burada Kontrato Nizamnamesi'ni yaptığı ilginç de bir şey var. Şimdi Tapu Nizamnamesi yalnızca miri toprakları ilgilendiren bir düzenlemeydi. Miri topraklar üzerindeki tasarruf senetlerini düzenleyen bir şeydi. Ama Kontrato Nizamnamesi miri mülk vakıf topraklarının ya da toprak ya da gayrimenkullerin tamamını ilgilendiren ve bunların hepsinin kira anlaşmalarını ya da kira sözleşmelerini diyelim yerel meclisler tarafından gerçekleştirmesini getiren bir düzenleme olarak ortaya çıkıyor. Yine vurgulamak istediğim yani tekil düzenlemelerin daha genelleştirilmesi bu anlamda önemli olmaktır. Burada biraz daha hızlı geçmeye çalışacağım. İşte 1849'da bu yerel meclislerin yeniden bir düzenlenmesi lazım. Düzenlenmesi gündeme geliyor. Ama 1849'daki bu yerel meclislerin düzenlenmesinde şunun altını çizmek gerekiyor. Burada idari ve adli görevleri bu yerel meclislerin biraz daha ayrışıyor. Öncesinde yani hem mahkeme olarak çalışan, hem yerel idare meclisi olarak çalışan meclislerin artık mahkeme görevleriyle meclis görevlerinin de ayrışmaya başladığını görüyoruz. Ama bu ayrışma zaman içerisinde yayılan bir süreç. Ama bunun ilk aşamalarını bu 1849'daki düzenlemelerle geldiğini görmemiz lazım. Aynı zamanda 1849'daki düzenlemenin diğer getirdiği bir şey, yine bu meclisleri tasarruf senetlerinin düzenlenmesi konusunda görevlendirilmesi. Aynı zamanda mülkiyetin korunması ve güvenliği açısından da bu meclislerin görevlendirmesini getirmek. Yani yine yavaş yavaş bu düzenlemeler üzerinden devam etmek istiyorum ben özet bir şekilde. Burada yine ceza kanunnameleri 1851 ve 1858. Bunlara da baktığımızda yine mülkiyetin korunması ve bireysel mülkiyetin düzenlenmesi açısından, korunması açısından ceza kanunnamesinde maddelerin yer alması söz konusu. Yani burada mülkiyete tecavüz, müdahale bunlar engellenip aynı zamanda cezaya tabi oluyor. Yani sonuçta bunların bütün imparatorluğa dahil olan bir şekilde tapu nizamnamelerinin, ceza kanunnamelerine söz konusu olması artık yerel ve tekil kuralların artık daha genel ve evrensel kurallara doğru evrildiğini bize göstermekte. Diğer taraftan 1858'e geldiğimizde işte meşhur arazi kanunnamesinin gündeme geldiğini görüyoruz. Ama burada belki daha önemli 1858 Arazi Kanunnamesi'ni tamamlama yönünde 1860'da çıkan Tapu Nizamnamesi. Bu 1847'deki Tapu Nizamnamesi'nin bir üst aşaması daha geniş ve kapsamlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu Arazi Kanunnamesi'nin yeni düzenini de içine alacak şekilde. Burada da bu
bu tapu nizamnamesi çerçevesinde yine yerel meclislerin görevli olduğu, görevlendirildiği miri topraklar üzerindeki işte tarlaların, toprakların tasarruf senetlerinin düzenlenmesi yine yerel meclisler tarafından gerçekleştirilmek durumunda. Ama bu yalnızca işte bu tapu nizamnamesi miri topraklar üzerindeki tasarruf senetlerinin nasıl olacağı, nasıl düzenleneceğini bize söylüyor. Bunu da yerel meclisleri görevlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım. Tabii bu tapu nizamnamesiyle gelen şey, yani orada kullanılan toprağın ya da arazinin ne kadar olduğu, kime ait olduğu, sınırı, yeri, hangi mevkide olduğu, bunların ayrıntılarının da gösterilmesi açısından önemli. Tabii burada sınırların belirlenmesi demek, yani sınır koymak, yani kime ait ya da kime ait olmadığını da göstermek demek. Bu anlamda bireyselliğin gelişmesi anlamında da önem taşıyor. Yani 1847'deki düzenleme de bu yönde olduğunu da tekrar söylemek lazım. Ama bunun yanında buna bu düzenlemelere dahil olmayan mülk araziler ya da mülk gayrimenkuller ve vakıf araziler ve gayrimenkuller var. Şimdi mülk arazi ve gayrimenkullerin tasarruf senetleri nasıl düzenleniyor? Bunlar 1860'lı yıllarda hala şehri mahkemeler tarafından verilmeye devam ediliyor. Vakıflara ait tasarruf senetlerine baktığımızda burada efkaf nezareti ve yerel vakıfların idareleri tarafından verilen tasarruf senetlerinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımızda da mülk ve vakıf arazileri aslında bu genel kategorilerin daha dışında kalıyor. Yani onların içerisine tam dahil olamadığını görüyoruz. Yani bu açıdan da baktığımızda aslında gayet de çatışmalı bir süreç var. Yani bu genel kategorilerin herkesin her türlü toprak ve tasarrufu içerisine alacak genel kategorilerin gelişmesinin daha sancılı bir süreç olduğunu da söylemek lazım. Yani yalnızca buradan mirinin daha genel kategorilere dahil olması, mülk ve vakfın bunun dışında kalması açısından da baktığımızda bu yeni düzenin içerisinde hala eski imtiyaz ve ayrıcalık sahiplerinin, işte mülk tasarrufunda bulunanların ya da vakıf tasarrufunda bulunanların kendilerini bir şekilde ayırıp o eski imtiyaz ve ayrıcalıkları bir şekilde devam ettirmeye çabalamalarının etkili olduğunu bu anlamda söylemek gerekiyor. Yani burada bu eski ayrıcalık ve imtiyazların bir şekilde varlıklarını koruma çabası var. Ama diğer taraftan da bu genel kategorilerin hakimiyetinin kurulma çabası. Ama bu genel kategoriler derken genel kategorinin içerisinde tabii ki bireysel mülkiyet tasarrufundan söz etmeye çalışıyorum. Yani bu anlamda da baktığımızda belki şu da söylenebilir. Aynı Tanzimat'la birlikte oluşan meclislerin tanımının değişmesi gibi var olan taşlarının yeniden tanımlanmasıyla birlikte eski ayrıcalıklı ve imtiyazlı grupların yerini artık mülkiyetle tanımlı yeni grupların almaya başlaması söz konusu olabilir. Yani söz konusu olmakta. Yani bu anlamda eski daha güçlü işte ayan dediğimiz grupların ya da ayan gruplarının ya da eşrafların bir şekilde elimine olarak yeni bir mülkiyet sınıfı, mülkiyet sahibi sınıfın ortaya çıktığından da bahsetmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunun dışında yine bu meclisler üzerinde düzenlemelerin daha da ayrıntılandığını söylemek lazım. Burada 1864 Tuna Nizamnamesi, sonrasında genelleşen 1867'de daha genel bir boyut kazanan eyalet nizamnameleri söz konusu. Burada eyalet meclislerinin, yerel meclislerinin yeniden düzenlenmesi söz konusu oluyor. Burada da artık idari ve adli görevler meclislerin iyice ayrışmaya başlıyor. Yani bu önemli bir dönüşüm. Yani iş bölümünün iyice ayrışması bu anlamda önemli. Yani burada da mülkiyet davalarının da, yani şunu da söylemek lazım. Yani
yerel meclisler var. Bu yerel meclisler kendi içlerinde bir mahkeme olarak, bir meclis olarak ayrılmış durumda. Ama onlarla birlikte çalışan bir de hala şer'i mahkemeler var. Ama buradaki yerel meclislerin içerisindeki bu mahkeme görevi sürekli bu şer'i mahkemelerden rol çalmaya, yeni düzenlemeler çerçevesinde devam ediyor. Kendi alanında sürekli genişletmeye yönünde düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda mülkiyet davalarının ise bu yerel meclislerde artık idareden ziyade daha çok mahkemede, yani bunları da nizamiye mahkemeleri denmekte, nizamiye mahkemelerinde görüldüğünü görüyoruz. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Bütün bu düzenlemelerle birlikte yani iş bölümünün, yerel iş bölümünün ayrışması, yani yerel meclisler, yerel mahkemeler, ama yerel mahkemenin içerisinde de bir profesyonelleşmenin gündeme gelmesi, yani hakimlerin ortaya çıkması, naiplerin ortaya çıkması, işte burada vekiller, avukatların ortaya çıkması, savcıların ortaya çıkması, noterin ortaya çıkması, bir adli yerel bürokrasinin de giderek geliştiğini de görmekteyiz. Yani bu anlamda bir profesyonelleşme söz konusu olmakta. Yani bütün bunları da bu oluşan nizamnameler ve kanunnameler çerçevesinde en başta söylemeye çalıştığım bir kamu düzeni ve kamu hukuku oluşuyor. Yani ortaya yeni bir düzen çıkmakta. Bu yeni düzen işte bireysel çıkar sahipleri ya da özel mülkiyet sahipleri yavaş yavaş gündeme gelmekte. Bunların ilişkilerini düzenleyen daha genel kurallar, evrensel kurallar söz konusu. Bunlarla birlikte gelişen genel kurallara tabi olan bir bürokrasi gelişiminden bu anlamda bahsetmek önemli diye düşünüyorum ben. Yani burada da genel kategorilerin, genel kuralların uygulandığı, bireysel mülkiyet rejiminin de altını çizildiği bir dönem söz konusu. Bunun dışında yine kısaca şeyden de bahsetmek lazım. Yani bu düzenlemeler yerel mahkemelerdeki özellikle nizamiye mahkemelerindeki düzenlemeler, şer'i mahkemelerin yanındaki düzenlemeler işte 1871 sonrasında 1879'da ortaya çıkan yeni düzenlemelerle daha da somutlaşıyor. Bu sefer mahkemeler, nizamiye mahkemelerin içerisindeki rol dağılımı daha netleşmekte. Yani bidayet, istinaf, temyiz kademelerinin daha netleştiğini görüyoruz. Yani ilk başvurduğunuz mahkemeler, kaza mahkemeleri, sonrasında buna karşı itirazların istinaf mahkemelerinde, sonrasında bunların temyizinin merkezde ya da eyalet merkezlerinde ya da İstanbul'da meydana gelmesi, bunların kademelendirilmesinin gündeme gelmesi söz konusu. Yani bu ayrışma da bu açıdan, yani ortaya çıkan adli davaların görülmesi açısından da önemli olduğunu söylemek lazım. Yani bütün bu adli sistem ve idari sistem taşradaki düzenlemelerle birlikte, yani 1874 ve 75'te önemli bir düzenleme de yine mülkiyet alanında olmakta. Bunlardan bir tanesi mülk gayrimenkuller üzerinde, diğeri de vakıf gayrimenkulleri üzerine sırf mülk gayrimenkullere verilecek tapu senedatı hakkında nizamname 1874'te, arazi-i mevkufe senedatının defterhaneden verilmesi hakkındaki talimat da 1875'te çıkıyor. Bu iki düzenlemeyle de, yasal düzenlemeyle birlikte artık hem miri, hem mülk, hem vakıf gayrimenkullerin tasarruf senetlerinin merkezileştiği yer defterhane-i amire oluyor. Yani artık eskinin bu parçalı tekil yerel kategorilerinin artık iyice genelleştiği, merkezden yönetildiği ve genel kategorilere ait olduğu bir düzen söz konusu. Yani biraz önce söylediğim gibi bu 1860'larda mülk ve vakıf bu genel kurallara sahip değil. Yani bu anlamda işte Mecelle'de 1876'daki yani anayasadan da bahsetmek mümkün. Burada bunlara da baktığımızda yine bu bireysel mülkiyet sahibinin düzenlenmesi çerçevesindeki maddelerin yer almasından
da altını çizmek lazım. Kanuni esasının 21. maddesi, herkes usulen mutasarrif olduğu mal ve mülkten emindir. Menafi umumiye için lüzumu sabit olmadıkça kanun mucibince değer bağısı peşin verilmediği için kimsenin tasarrufunda olan mülk alınamaz. Madde 22'de Memaliki Osmani'de herkesin mesken ve menzili taarruzda masumdur. Kanun tayin eylediği ahvalden mağda bir sebeple hükümet tarafından cebden hiç kimsenin mesken ve menziline girilemez denmektir. Aynı şekilde Mecelle'de de farklı maddelerde buna dair düzenlemeler var. Bir tanesini okumak gerekirse madde 1192'de herkes mülkünde keyfe meyaşa tasarruf eder. Fakat başkasının hakkı tahallük ederse maliki mülkünde istiklal üzere tasarrufundan men eder. Ya da hiç kimse mülkünde tasarrufundan men olunamaz. Meğer ki ağara zararı fahiş ola, o halde men olunabilir. Nitekim fasl diye devam ediyor. Bu tür bu bireysel tasarrufa dair düzenlemelerin artık iyice gelen kategoriler çerçevesinde hem kanun esası hem mecellede yer aldığını bu anlamda görüyoruz. Yani bununla birlikte 1879'daki bu Taşra'daki mahkeme teşkilatının düzenlenmesine dair nizamname ile birlikte daha öncesinde bu mahkemelerin, nizamiye mahkemelerine dahil olan yerel aktörler de söz konusuydu. Yani bu asab-ı emlak diye geçen gayrimenkul sahipleri de gayrimenkul sahipliği üzerinden mahkemelerde temsil edilebiliyorlardı. Yani artık bu 1879'daki düzenlemeyle birlikte yerel aktörlerin buradan artık iyice marjinalize olduklarını, iyice profesyonel bir adliye bürokrasisinde burada yer almaya başladığını görmekteyiz. Yani bütün bu gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ana bir mesele 1870'ler ve 1880'lere baktığımızda bu mülkiyet anlaşmazlıklarına kim bakacak? Yani şer'i mahkemeler mi bakacak? Nizamiye mahkemeleri mi bakacak? Meclisler mi bakacak? Yani burada meclisler bir kenara konulacak olursa nizamiye mahkemesi mi, şer'i mahkeme? Yani bu anlamda da Osmanlı merkezi yönetiminin oldukça gidip gelmeli kararlar verdiğini görüyoruz. Mesela 1872'de burada şer'i mahkemeleri görevli kılıyor. 1873'te nizamiye mahkemeleri görevli kılınmakta. 1875'te tekrar nizamiye mahkemelerin burada görevli olduğu söylenmekte. 1875'te yine Konya'dan bir soru geliyor. İşte ne yapacağız yani? Buna kim bakacak? Kim bakmalı? Mülkiyet anlaşmazlıklarına dair düzenlemelerde. Yani nizamiye mahkemelerinin bakması gerektiği söylenmekte. 1876'da bu sefer tam tersi şer'i mahkemelerin bakması gerekiyor deniyor. 1876'da bu tekrarlanıyor. 1877'de tekrar tam aksi nizamiye mahkemelerin bakması lazım deniyor. 1878'de işte mülkte vakıf arazilerine, gayrimenkullerine şer'i mahkemelere bakacak, mirilere nizamiye mahkemeleri bakacak gibi bir süreç söz konusu yani. Merkezi bürokrasi içerisinde de bu artık çatışmaların da yansıma bulduğunu bu anlamda söylemek gerekmekte. Burada yani benim vurgulamak istediğim yani genel ve genel kategoriler karşısında bu tekil kategorilerin bir şekilde direnci söz konusu. Özellikle Taşra'da bunun direncinin de oldukça kuvvetli bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Ama uzun süreli baktığımızda bu Tanzimat dönemi 1840'tan sonrasında tekilden genele doğru evrilen de bir sürecin yaşandığında altını çizmek gerekiyor. Yani bu anlamda da genel kategorilerin ortaya çıkmasıyla birlikte de bu bireysel çıkarların aynı zamanda bir genel çıkar çerçevesinde de düzenlenmesi, tanımlanması da gündeme geldiğini söylemek lazım. Şimdi bütün bu idari ve nizamnameler üzerinden anlatmaya çalıştığım süreçten tekrar bu Polina'daki köylülere, çiftçilere, manastır meselesine dönmek istiyorum. Yani burada işte 1908
sonbaharında bu mesele gündeme geliyor. 1908 işte Eylül'ünde bunun merkeze yansıyan işte köylülerin ve muhtarın yazdığı telgraflar söz konusu İstanbul'a. Yani Kasım 7 Kasım 1908'de işte köydeki kilisenin mütevellisi Namun yazdığı bir telgraf var. Yani köydeki muallim ve papazla birlikte sadrazama yazdıkları mektupta jandarmanın da yardımıyla, jandarmanın dahil olduğu bir şekilde bu beylerin meclisten aldıkları kararla birlikte, yani ihtiyar meclisi ve muhtar olmadan kendilerinin evlerinden ihraç edildiği, çıkarıldıkları söylendi. Yani jandarmanın da eşliğinde kendileri evlerinden atılıyorlar. Yani bu kış zamanında bizi evden atıyorlar dedi. Yani onun sonrasında işte bu Kasım, 7 Kasım'da yazılan telgraf sonrasında bu sefer 8 Aralık'ta bu sefer beyler Seyfullah Fıraşeri ve Bahit'in yazdığı, yani bunlar Görüce'de oturuyorlar bu arada. Yani Görüce kazasında oturup bu Polin'deki arazilere bir şekilde tasarruf ediyorlar. Onun ayrıntıları birazdan daha fazla ortaya çıkacak. Da yazdıkları telgrafta bu kendilerinin tasarrufunda olan hanelerin gasp ve zapt edildiği köyler tarafından, çiftçiler tarafından gasp ve zapt edildiğini söylemekte. Burada beylerin söyledikleri, bu Seyfullah Fıraşeri Vahit'in söyledikleri, yani burası Polina, bizim çiftliğimiz. Yani bunlar da burada yaşayan çiftçiler. Yani bu çiftçiler de bizim sahip olduğumuz haneleri, tapuyla sahip olduğumuz haneleri gasp ve zapt ettiler. Yani buradan da işte meclisin kararıyla bunlar da bu hanelerden ihraç edildiler diyorlar. Şimdi sonrasında sürekli olarak köylülerin ya da çiftçilerin telgraf gönderdiklerini görüyoruz. Yani İstanbul'a gönderiyorlar. Aynı zamanda İşte Selanik, o dönem Selanik'te bulunan Selanik Umum Müfettişi Aliyesi'ne gönderilen, yani manastırın yönetiminin de bağlı olduğu gönderilen bir telgraf da söz konusu. Burada köylülerin söyledikleri şey, yani burada kanuni esasiyeyi ihlal ederek ortaya çıkan, yani adli bir karar olmadan, hukuki bir karar olmadan ortaya çıkan bir şey var. Yani evlerinden ihraç ediliyorlar. Yani dolayısıyla bu kararın bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Kış günü sokakta kalmış durumdalar. Bunun da bir çaresine bakılmak gerekiyor. Yani bu hem kanuni esası hem de yörenin geleneksel geleneklerine karşı bir süreç. Yani burada da idare meclisinin aldığı kararla bu evlerden ihraç söz konusu. İdare meclis de sonuçta bu beylerin tapu senetlerine dayanarak bu kararı veriyor. Yani onlar işte, tapu senetleri var. Dolayısıyla bu hanelere, evlere tasarruf ediyorlar. Dolayısıyla siz buradan çıkmak durumundasınız diyorlar. Onları da işte jandarma eşliğinde çıkarıyorlar. Şimdi ama köylere göre beyler bu tapu senetlerini hakkı kararla, yani 10 senelik kullanımlarını iddia ederek bu yoklama sırasında, yani sonuçta yapılan tahriri emlak yoklaması sırasında ve istibdat döneminde almış durumdalar. Yani burada da köylülerin bundan herhangi bir haberi yok. Bu kayıt işi olmuş ama kayıt işi olurken bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Yani biz burada önceden beri yaşıyoruz. Yani bu
evlere bir sürü harcama yaptık. Bunu büyüklerimiz, dedelerimiz inşa etti. Biz de oturmaya devam ediyoruz diyorlar. Yani buradan da köylerin talep ettikleri şey, yani artık ilanı hürriyet oldu. Yani meşrutiyet söz konusu. Yani ilanı hürriyet, meşrutiyet ve kanuni esası hükmüne tefkiken uyarınca bizim bu evlere tekrar geri dönmemiz lazım. Yani bu ortaya çıkan karar da adaletsiz bir karar. Yani bir muhakemeyi adalet söz konusu değil diyorlar. Yani dolayısıyla buradan talep ettikleri şey, yani evlerine dönmek. Zaten kış olmuş durumda, yani soğukta yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Yani evlerine dönmek istiyorlar. Aynı zamanda kendileri de bu kararı, kendilerinin ihraç kararını mahkemeye vermiş durumdalar. Yerel mahkemeye vermiş durumdalar. Bu mahkemenin kararının beklenmesini talep ediyorlar. Yani ona göre bir karar verilsin demektedir. Şimdi bu köylülerin bu şekilde telgraflarla ifade ettikleri, birçok telgrafla ifade etmeye çalıştıkları, haklarını korumaya çalıştıkları gözüküyor. Ama bunun dışında bir şey daha yapıyorlar. Bu sefer İstanbul'daki akrabaları çerçevesinde, işte Çiçek biraderler rin yardımıyla bir tane de avukat tutuyorlar. Dava vekili tutuyorlar. Bu da Demetrius Mekanopoulos. Bu da Sirkeci'de Arif Paşa apartmanında bulunan, kart vizitinden öğrendiğimiz kadarıyla bir avukat. Şimdi bu avukat da İstanbul'da, yani merkezi hükümete yakın olarak buradaki meseleyi biraz daha çözmek için kolaylaştırıcı olur diye düşünülmüş. Bunun için çaba gösterdiğini de görüyoruz. Bu avukatın da dava vekilinin de yazdığı arzuallerden öğrenebildiğimiz kadarıyla bir, burası Polina adı verilen yer, yani bir çiftlik değil, köydür diyor. Yani burası müstakil bir köydür. Yani burada da, yani çok önceden beri işte buradaki köylerin burada yaşadıklarını söylüyor. Yani sürekli eskiye dayanarak durum. Yani bu da usulsüzce kaydedilmiş diyor. Yani burada avukata göre, dava vekiline göre beylerin yapmaya çalıştıkları, yani burada köylüleri tutmaya çalışıp kendisi, yani köylülerin bu topraklar üzerinde tutmaya çalışıp buradan hala gelir elde etmeye devam etmeye çabaları olarak nitelendirmekte. Şimdi buradan çıkan talebi de, yani beylerin hak talep etme ya da gelir talep etmesi olarak nitelendirmesi sonrasında dava vekilinin vurguladığı şey, burada bunun Polina'nın bir köy olarak tanımlanması, kabul edilmesi ve köylülerin buraya dönmesi. Eğer bu olmayacaksa da köylülere yeni arazi verilmesi. Yeni bir kariye tesis edilmesi ya da yeni bir köy tahsis edilmesi. Yani bu anlamda da bakınca da aslında şimdi burada mesele biraz da çiftlik meselesiyle örtüşüyor gibi. Yani buranın çiftlik olup olmaması meselesi. Bir anlamda da avukatın bu argümanlarından ortaya çıkan şey, yani köylüler bu çiftlik içerisinde tanımlı çiftçi ve aylakçı olmaktan kurtulup kendilerinin bireysel mülkiyetlerini yerleştirmeye çalışan kişiler olarak da görülebilir. Zaten bunu farklı bir köy kurulması, kendilerine arazi tahsis edilmesi talebinden de, yani bu çiftçilik durumundan, daha doğrusu ortakçılık durumundan çıkmaya çalışmaları çerçevesinde de görmek mümkün olacaktır. Yani onun dışında üçüncü olarak avukatın söylediği de burada
şunu vurguluyor, şöyle demiş. Yani beyler kanunu zulm mevkiinde kullanıyorlar diyor. Yani burada da işte meclis aracılığıyla tapuyu kendi üzerlerine yapmaları, yani bunu da yolsuz bir şekilde yapmaları söz konusu. Yani oysa bu köyde fetihten bu yana işte bu köylüler, yani burası bir köy ve burada köylüler yaşıyor. Yani burası hiçbir zaman çiftlik olmadı. Buna da işte gidersiniz eski defterlere, kayıtlara bakarsınız. Buranın çiftlik olmadığını görürsünüz demekti. Yani burada ortaya çıkan şey işte beylerin meclisteki etkili pozisyonlarından kaynaklanan bir şekilde meclisten bir karar çıkartmaları. Bu karar çerçevesinde de köyleri bu arazilerinden ve evlerinden etmeleri sonucu olmaktı. Yani bu açıdan da bakınca aslında şimdi çiftlik meselesi çerçevesinde düşünecek olursak, yani burada var olan, yani kontrol edilen bir toprak, toprağın üzerinde haneler ve yaşayan çiftçiler söz konusu. Ve o toprak üzerinde belirli hakları var. Yani barınma hakları olan çiftçilerden bahsediyoruz. Bu barınma haklarını korumaya çalışıyorlar. Yani sonuçta biraz önce söylemeye çalıştım. Bu bireysel tasarruf haklarının gelişmesi çerçevesinde beyler oranın tam mülkiyetini talep ederlerken buradaki çiftçiler de kendilerinin daha önceden buradaki barınma hakları üzerinden tanımlı olan haneler üzerindeki tasarruf haklarını bir şekilde burada korumaya çalışıyor. Yani burada artık bu çiftlik üzerinde eşitsiz de olsa bir paylaşıma dahil olan işte bu çiftlik sahipleriyle çiftçiler arasındaki ilişkinin daha bireysel mülkiyetle tanımlı hale gelmeye başlaması söz konusu. Şimdi buradan beylerin taleplerine gelelim. Yani beyler de bu idari meclisinde alınan kararın gereği yürütülmemesi gerektiğini söylüyorlar. Yani bu karar uygulanmaya devam edilmeli. Yani mahkemeye de götürülmemeli bu karar. Yani mahkemeden geri çekilmeli. Yani bu işte yani bu anlaşmazlık mahkemede çözülecek olursa eğer, yani bu işin içinden çıkılmaz. Senelerce bu iş sürer, bir sonuca da varmaz deniliyor. Hatta 1909'da, yani meselenin ortaya çıkmasından aşağı yukarı bir sene sonra, yaz aylarında 24 tane asaba alaka imzalı, işte mülkiyet sahibi, yani büyük toprak sahibinin bir arzual, telgraf halinde bir arzual yazdığını görüyoruz. Yani sadrazamla. Sadrazamla bu 24 asaba alakanın söylediği şey, yani burada kendilerinin çiftlik tasarruf ettikleri, yani Polina'nın da bir çiftlik olduğu, yani aynı zamanda bu çiftliğin tasarruf haklarında korunması gerektiği, aynı zamanda idari meclisin kararında da kararının onanması gerektiği, bu işin mahkemeye götürülmemesi gerektiği. Eğer mahkemeye götürülürse, bu gibi durumlar, bunun benzeri durumların da mahkemeye götürülmesi sonucunda ortaya çok büyük karışıklık çıkacağı ve bu mahkemelerde ortaya çıkan karışıklıkla birlikte bu işin de hiç içinden çıkılamayacak bir hal alacağı söylendi. Yani kendilerinin de mülkiyet haklarının, tasarruf haklarının korunması gerektiğini, bu gibi işte Polina'daki çiftçilerin haneleri taarruz etmeleri veya tecavüz etmeleri gibi kanunsuz hareketlerinde önlenmesi gerektiğini merkezi hükümetten talep ediyorlar. Şimdi burada sonuna geldim şimdi. Burada merkezi hükümet ve yerel hükümet ne yapıyor? Buna bakacak olursak. Burada merkezi hükümet açısından da ikili bir ayrışmadan bahsetmek söz konusu. Yani burada adliye nezareti ile dahiliye nezaretinin farklı olaya yaklaştığını görüyoruz. Yani burada adliye nezareti bu şekilde işte bir taraftan köylüler ya da çiftçiler meselenin mahkemelerde, yerel mahkemelerde çözülmesi gerektiğini, mahkeme kademelerinde çözülmesi gerektiğini söylüyorlardı, talep ediyorlardı. Adliye nezareti de bu
talebin haklı olduğunu söylemekte. Ama diğer taraftan Dahiliye Nezareti'ne baktığımızda, Dahiliye Nezareti'de yani bu iş idari meclislerde çözülmeli. Yani dolayısıyla buna mahkemenin herhangi bir karışması söz konusu olmamalı. Yani idareten çözülmeli. Çözülmeye de devam etmeli denir. Yani sonuçta farklı ve farklı görüşler üzerinde duran birçok yazışma çerçevesinde burada hakim basan görüş, işte Dahiliye Nezareti'nin görüşü olmakta. Yani burada Dahiliye Nezareti'de sonuçta bu toprak sahiplerinin ya da asaba alakanın çıkarları doğrultusunda bir karar verdiğini de görüyoruz. Yani burada işte oluşmaya başlayan işte bireysel çıkarlar dünyasında da bu belirli bireysel çıkarların korunurken burada daha zayıf konumda bulunan grupların da tam olarak temsil edilmemesi gibi bir şey sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi burada sonucun bağlanması da bu kararın bağlanması da yani Şurayı Devlet'in aldığı bir karar. Yani bunun da evrildiği irade ile gündeme gelmekte. İşte düsturda yayınlanan 1909 tarihli bir irade söz konusu. Yani bu irade sonuçta Polina meselesi üzerinden oluşan bir irade. Yani genel karar. Dolayısıyla bütün imparatorluk geneli için uygulanan, yani düsturda çıkmasıyla da zaten bunun genel bir karar olduğunu görüyoruz. Bu tür arazi anlaşmazlıklarında ya da mülkiyet anlaşmazlıklarında idari meclislerin görevli olduğu, idareten çözümün oluşturulması gerektiği söylenmekte. Yani sonuçta burada karara idare meclisleri varacaklar. Ama eğer bu karardan memnun olmayan varsa bunu mahkemeye götürebilirler. O mahkeme istendiği kadar sürebilir. Burada da işte Bidayet Mahkemesi'nden işte kademe kademe Temiz'e kadar bu süreç devam edilebilir. Yani burada idareten karar nasıl verilecek o meselede de bakıldığında işte mülkiyet tasarrufu tamamen tasarruf senedine bağlı olarak sabitleniyor. Yani sonuçta tapunuz varsa ya da tasarruf senedi olanın mülkiyeti tanınmış oluyor. Tasarruf senedi olmayanın mülkiyette herhangi bir hakkı olmuyor. Eğer her iki tarafın da tasarruf senedi varsa bu çatışmalı durumda daha eski tarihte tasarruf senedine bakılması gerektiğini söyleniyor. Eğer her iki tarafın da tasarruf senedi yoksa eğer burada yerel idareci bir karar verecek. Yerel meclisçi bir idare bir kararın verilmesi gerektiği söylenmekte işte. Ama bu süreç sonucunda memnun olmayan işte mahkemeye gider buradan karar çıkar denmekte. Bu da genel bir karar olarak bu Polina meselesinden gündeme gelen bir genelleşme olarak, genel kategori olarak söz konusu oluyor. Bütün bunun da getirdiği bir başka şey, bu irade-i seniyenin uygulanmasının sorunlu olacağı da aynı zamanda Meclis Mebusan'da tartışılan bir şey. Yani burada da bir lahiya encümeninin kurulması, bu lahiya encümeninin kurulmasıyla birlikte bu irade-i seniyenin yani bu irade-i seniyenin şeyinde başlığında ben size okuyayım. Meseleyi tanımlaması açısından, Polina meselesini genelleştirmesi açısından şöyle ifade ediliyor. Envali gayrimenkuleye vuku bulan tecavüzatın idareten sureti meniyle olbapta ihtilafat fı müdehasiyenin meclis idareci halli hakkında irade-i seniye. Yani uygulanması ile ilgili bir talimatname çıkıyor 1910 yılında. Ama bu talimatnamenin üzerine de oluşturulan lahiya encümeni, bu davalar giderek çoğalmakta ve miktarı da artmakta. Nihayeti 1913'te ortaya çıkan Envali Gayrimenkulenin tasarruf hakkındaki kanunu muvakkatla sonuçlanıyor. Yani bu Envali Gayrimenkulenin tasarrufu hakkındaki kanunu muvakkatın getirdiği şey de artık gayrimenkul, Envali Gayrimenkule yalnızca tasarruf senediyle tapuyla tasarruf edilmek durumu. Yani tapu
logosuz olan tanımsız hale geliyor. Yani burada da tapusuz tasarrufun ya da tasarruf senedi olmadan tasarrufun da hiçbir şekilde ne Nizamiye Mahkemesi'nde ne Şehri Mahkemede görülmemesi gerekiyor. Yani burada zaten yani bir bu tür anlaşmazlıklarda idari meclislerin görevlendirilmesi söz konusu. İki, buradaki tanımlamanın yalnızca tasarrufun, tasarruf senedi sahibi olmasına bağlı haline geliyor. Ama baktığımızda bu tasarruf senetlerini verenlerin idari meclisler, aynı zamanda anlaşmazlıkları çözenlerin de idari meclisler olduğunu düşündüğümüzde, bu idari meclislerinden meclislerin de kimler tarafından oluştuğuna da baktığımızda, idari meclislerde asabı alaka toprak sahipleri tarafından meydana gelmekte. Bu durumda Osmanlı'da 19. yüzyılla birlikte oluşmaya başlayan işte yeni mülkiyet, bireysel mülkiyet rejimi çerçevesinde, yani bireysel mülkiyet gelişiyor ama bu bireysel mülkiyet daha ağırlıklı olarak bireysel çıkarlar çerçevesinde gelişmekte. Genel çıkarı daha geneli koruyucu bu ya da bireysel çıkarları dengeleyici genel çıkarların daha az temsil edildiği durumda da daha kırılgan grupların bu süreçte kaybeden olduğu, kendisini kuvvetli olarak işte bu sistemde var eden ve temsil eden grupların da bu işte daha kazançlı olarak çıktıkları, yani bir kesimin işte mülkiyet sahibi oldukları, diğer kesimde mülkiyetten mahrum hale geldikleri, bunun da hem taşradaki siyasete hem merkezi siyasete de bu eşitsiz ekonomik paylaşımında aynı şekilde yansımaya başladığını, yansıdığını görüyoruz diyor. Sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz Yücel. Bu kadar ayrıntılı, tarihsel, periyodik olarak bize gerçekten ben not almakta bile zorlandım ama çok şey oldu, çok açıklayıcı oldu. Sorusu olan arkadaşlar varsa soruları alabiliriz. Buyurun. Acaba 1910 yıllarında toplum olarak arazilerin ne kadarının tapu kaydı yapılmış olduğuna dair bir bilgimiz var mı? Yani buna dair herhangi bir şey yok. Yani herhangi bir bilgim yok. Ama yani bu işin yani sonuçta tasarruf senetleri sürekli olan bir şeydi. Yani bu sonuçta işin doğası gereği tasarruf senetleri var ama bu tasarruf senetlerinin merkezileştirilmesi, bu anlattığım hikaye çerçevesinde işte 1840'larla başlıyor. Burada işte tahrir-i emlak ya da kadastro çalışmalarının başlanması buna hız katan bir şey. Bu çerçevede 1840 ve 45'te yapılan arazi ve temettüat sayımları bu işi biraz hızlandırmış. Ama sonrasında 1860'la birlikte gelişen tahrir-i emlak yazımı oldukça genişlemiş durumda. Yani 1860'larla başlayan sürecin de giderek imparatorluğa yayıldığını görüyoruz. Bu anlamda bakınca aslında imparatorluğunun genelinin bir şekilde tasarruf senetlerinin yenilendiği ya da kayıt altına alındığını söylemek mümkün olabilir. Yani kaydı olmayan hala olabilir ama kaydının olmaması aslında yani taşrada olmaması onun da sorumlu olduğu anlamına da gelecektir. Yani burada yine Yücel Terzibaşoğlu'nun çalışmalarından da öğrendiğimiz kadarıyla yani çatışmalı durumlarda kayıtlar kaybedilebiliyor. Yani işlerine gelmiyor çünkü kayıt olması gibi durum. Ama bu sürece 1840'te başlayan sürece baktığımızda çok büyük oranda bunların kayıtlı olduğunu ve tasarruf senedine bağlandığını düşünüyorum. Bu arazi anlaşmazlıklarında yani tasarruf senetlerinin kuşkulu bulunduğu veya olmadığı durumlarda geçmiş dönemin vergi kayıtlarına bakmak gibi bir durum söz konusu mu veya yaygın mı bu? Çözüm açısından.
Şimdi burada Polina'daki çiftçilerin avukatının vurguladığı gibi, yani o bu sizin söylediğiniz mekanizma çalıştığı için zaten böylesine bir argüman geliştiriyor. Yani tasarruf senetlerinin olmadığı yerde vergi tezkeresinin gösterilmesi de o gayrimenkulüyle tasarrufu kanıtlaması açısından önemli bir şey. Yani bu 19. yüzyılda, daha öncesindeki dönemlerde de görülen bir şey. Ama burada artık bu 1909-1910'daki ortaya çıkan düzenlemelerle birlikte bu vergi tezkereleri bir şekilde gündemden çıkıp yerini tasarruf senetleri almaya başlıyor. Yani tasarruf senedi sizin mülkiyetinizin tek belgesi haline geliyor. Yani bu anlamda da mülkiyeti yalnızca tasarruf senedine bağlamak aslında yani çok katı da bir kural. Yani zilyetlik de şimdi yani gayrimenkulü kullanma ve onun işte mülkiyetine sahip olma arasında ince bir çizgi var. O zilyetliği mülkiyete çevirmenin aracı olarak bu senetler, tasarruf senetleri söz konusu. Ama sonuçta tasarruf senedi olmaksızın da senet olmaksızın da ekonomik kaynakları kullanmanız söz konusu olabilir. Yani bu açıdan baktığımızda birçok tartışmada işte 1910'lara kadar geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Ama yani şunu da söyleyelim, tabii ki bu anlattığım hikaye çok gidip gelmelerle de söz konusu. Yani 1910'lar sonrasında da, hatta Cumhuriyet döneminde de bu vergi tezkireleri yine tasarruf senetlerinin tartışmalı olduğu ya da olmadığı yerde ve kullanılır olabilir. Ya da tasarruf senetlerini desteklemek amacıyla vergi vermek, kendisinin merkezi bürokrasiye bağlamak için de önemli bir kanıt olarak gösteriliyor. Ama kanuna baktığınızda bu 1913 tarihli emvali gayrimenkullerin tasarrufuna ait dair kanun muvakkatın getirdiği en önemli şey gayrimenkul tasarrufunu senetle tanımlı kılmak. Onun dışında siz tanımlı değilsiniz. Yani bu da çok katı bir zilyetlik düzenlemesi. Yani bu açıdan da baktığımızda işte bu Polina'daki çiftçiler gibi ya da Anadolu'nun başka yerlerindeki daha zayıf konumdaki, zilyetliği daha zayıf konumdaki kişilerin de bu süreçte kayıtlı çıkmalarına da neden oluyor. Peki bu 1909'da yayınlanan, Polina üzerinden yayınlanan bu şeyin irade, mülk ve vakıflar içinde geçer mi, yoksa sadece milli araziyle ilgili? Yok, yani zaten şimdi işin gidişatına, yani bütün bu nizamnamelere böyle 19. yüzyıl boyunca bakınca önceden miri, mülk, vakıf diye yapılan ayrımın artık yani bu şeyde asıl bu 1909, 10 ve 13'te tamamen gözükmekte. Artık bunlara envali gayrimenkule deniliyor. Yani onlar envali gayrimenkulün altında gerekirse kategoriler olarak, düzenleme olarak söz konusu. Bunların hepsi bir bütün haline geliyor. Ama bunların bütünleşmesinde de Tapu Nizamnamesi 1860 tarihli, 1874'teki mülk senetlerinin defter halinde toplanması, düzenlenmesine dair nizamname, 1875'teki vakıf senetlerinin yine defter halinde tutulması ve düzenlenmesine dair düzenlenme bu işin başlangıcı. Yani bunları merkezileştirme açısından üçünü tek bir düzenden yürütmek açısından önemli. Ama işte en sonunda bunlar, şimdi biz gayrimenkul diyoruz da işte bunların hepsi gayrimenkul oluyor. Envali gayrimenkule oluyor. Başka sorusu? Buyurun. Ben bir şey soracağım. Ya şimdi sen büyük bir dönüşüm tarif ediyorsun ya, yani mülkiyetin bireyselleşmesi ve bunun bir kural haline gelmesi, böylelikle genelleşmesi. Böyle benim anladığım kadarıyla bunu tarif ediyorsun. Bu önemli bir dönüşüm ve önemli, yani genişçe bir döneme de yayılmış durumda. Peki biz bu dönüşümün entelektüel arka planı hakkında ne kadar şey biliyoruz? Yani bu kim tarafından formüle edildi, nasıl tartışıldı, çağdaşlar açısından soruyorum. Yani tarihçiler açısından sormuyorum da.
sonuçta bu ekonomik düşünme, yani ekonominin formüle edilmesi açısından çok da radikal bir değişim. Şimdi bu açıdan bakınca aslında yani benim tespit edebildiğim bazı metinler mevcut. Yani şimdi burada Osmanlı'daki ekonomi yazını ya da politik ekonomi yazınına bu açıdan bakmak ilginç olabilir ama bu yönde yazılan telif eserlerin daha sınırlı ve 19. yüzyılın ikinci yarısında geliştiğini görüyoruz. Ama onun dışında bu bürokraside yer alan yöneticilerin yazdıkları raporlar ya da işte bu kanunlaştırma çalışmalarında ortaya çıkan metinlerde bunun bu şekilde yansımasını görmek, yani bu düşünce planını görmek mümkün diye düşünüyorum. Yani bu anlamda işte Süleyman Pena Efendi'nin 1700-1770'lerde yazdığı bir layığa da yine bu mülkiyet meselesinin önemli olması vurgulanıyordu. Bireysel mülkiyetin önemli olması. 1820'lerde işte Rıza Efendi'nin hazırladığı yine bir layığa çerçevesinde bunu görmek mümkün. Ali Paşa'nın İzmir üzerine yazdığı bir rapor çerçevesinde yine bu bireysel mülkiyet üzerinden oluşan, yani bu bireysel mülkiyetin üzerindeki engellerin kalkması, bireysel mülkiyetin güvenliğinin sağlanması, emniyetin sağlanması üzerinden yazan düzenlemeler de mümkün. Aynı şekilde aslında yine bu mecellenin ortaya çıkışı çerçevesinde Cevdet Paşa'nın yazdıkları çerçevesinde görmek mümkün. Ya da yine bu meclis mazbatalarında yani daha yani taşra düzeyindeki yazılan metinlerde görmek bunları mümkün diye düşünüyorum. Yani daha klasik yollardan bulması, göstermesi daha farklı bir şekilde oluyor bence Osmanlı İmparatorluğu'nda. Yani bunun düşünsel arka planını kitaplarda değil de daha çok arşiv belgelerinde, layihalarda görmek mümkün. Yani var sonuçta bunlar. Yani illa da dışarıdan gelmiş ya da transfer edilmiş olarak da görmek yanlış olur. Yani bir genel dönüşümün çerçevesinde yansıyan bir süreç olduğunu bu anlamda düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu da farklı şekilde bakmakla, yani kaynakları incelemekle de tespit edebileceğiniz bir şey. Yani benim aslında bu şimdi nizamnameler üzerinden gitmek, yani size de okumaya çalıştım ya da Tanzimat Fermanı'nı söylemek, biraz da bunun düşünsel arka planını da ortaya çıkarmak, yani ifade ettiği şeyi ortaya çıkarmak anlamında da bunları ben hem inceleyip hem de aktarmayı önemsiyorum. Ben bu kontrat nizamnamesiyle ilgili aslında merak ettim. Orada hani çiftliklerle ilgili özel bir tartışma var mı? Yani bu işte ashabı alakayla işte Cireyn arasındaki çatışmalarla ilgili bunları nasıl çözüleceğine dair bir şey var mı? Onu merak ettim. Şimdi bu 1848'de ve sonrasında 1858'de çıkan iki tane kontrat nizamnamesi var. Şimdi bu kontrat nizamnameleri hem kentsel alanda hem işte taşrada geçerli olacak bir nizamname. Bu kira ilişkilerini, icar ilişkilerini düzenleyen bir şey. Ama uygulamada daha fazla kentsel alanla sınırlı kalıyor diye görüyorum ben. Ama sonuçta yani yalnızca uygulamada, teorik olarak bunun taşrada uygulanması gerekiyor. Söylediğin üzere çiftlikler üzerindeki ilişkileri düzenlemesi açısından yani Bostan Nizamnamesi çerçevesinde aslında bu kontrato nizamnamesinin uygulanması gerektiğini söylemekteler. Yani Bosna'daki çiftlik nizamnamesinin getirdiği şey Bosna'daki çiftliklerde var olan yarıcılık ya da ortakçılık ilişkilerinin düzenlenmesi. Yani işte toprak sahibi ne verecek? Orada ortakçı ya da yarıcı
ne verecek, bunu nasıl paylaşacaklar, bunu bir şekilde, yani bu ilişkiyi ortadan kaldıramadıkları yerde bir düzene sokmaya çalışıyorlar. Bu düzenleme çabasında da bunu kağıda dökmek, kontrata dökmek ya da sözleşmeye dökmek önemli oluyor. Yani Bosna Nizamnamesi çerçevesinde dolayısıyla bunun gündeme geldiğini görüyoruz ki Bosna Nizamnamesi'nin uygulamasında da Bosna Nizamnamesi 1862'de olmakta. Yani sonrasında Cevdet Paşa'nın 1864'te Bosna'ya yaptığı işte teftiş sırasında da gündeme gelip bu kontrata nizamnamesinin bu çiftliklerde de uygulanması, yani çiftlik sahibiyle çiftçiler arasında, ortakçılar arasında uygulanması yönünde çabalar var ama bu çok daha sorunlu bir şey. Bu anlamda şuna bakılabilir diye düşünüyorum ben. Eski dönemde daha fazla sık rastlanan 19. yüzyıl için ne kadar rastlandığını bilemiyorum ama belki müzerra anlaşmaları, yani bunu şer'i sicillerde, şer'i mahkemelerin kayıtlarında bulmak mümkün. Yani daha çok İslam hukuku üzerinden yapılan anlaşmalar, bunun işte bir şekilde noter gibi şer'i mahkemelerde kayda geçirilmesi çerçevesinde belki bunlar söz konusu olabilir. Yani buna dair örnekleri 18. yüzyıl için Özer Ergenç'in bir makalesinde çok güzel bir şekilde tartışıyordu. Yani benim kafamda, yani bunu 19. yüzyıldaki karşılığı olur mu diye bir şey söz konusu ama işte anlatmaya çalıştığım hikayede bu şer'i mahkemelerde sürekli irtifa kaybediyorlar. Dolayısıyla buraya yansıması da daha zayıf gibi ama yine de bakmaya değer diye düşünüyorum. Belki oralardan bir şekilde bunların uygulanması çıkabilir gibi. Ama genel olarak bu asaba alakalı çiftlik sahiplerinin kuvvet kazandığı yerde de bu tür sözleşmenin, yazılı sözleşmenin olmaması çok da şaşırtıcı bir şey değil. Yani hatta şimdiye baktığımızda da şimdi sözleşmeli tarım daha genelleşiyor. İşte özellikle üzüm üretiminde baktığımızda işte şaraplık üzüm üretimi gelişiyor. Şarap fabrikaları sözleşmeli üretim yapıyorlar. Ama o sözleşmeli üretim sözlü sözleşmeye dair. O da yazılı bir şekilde olmuyor. Yani günümüzde de bunun pek yansıdığını söylemek mümkün değil. Yani bir tarafın gücü daha fazla olduğunda yazılı kısım daha zayıf hale gelebiliyor. Var mı başka soru? Peki sonunda yeni idare meclisleri kazanıyor. Nasıl görüyorsun? Yani ben mesela bu 1910-1909 ile 1913 arasındaki bu Polina'nın bu kadar genel bir kural haline gelmesini çok önemserim. Çünkü ve onun öncesindeki süreçten de bahsettin. Hani işte bazen şer'i mahkemeleri veriyorlar, bazen idare mahkemelerini veriyorlar, buradaki çatışmalar. Benim de işte Canik'te baktığım böyle bir çiftlik üzerinden bir şey var, çatışma var kiracılarla hazineler zadeler arasında. Ben de 1800 işte tam Tanzimat'ın uygulanmasından 80'lere kadar getirebildim. Ve bu çözülemiyor. Çünkü çiftlik arazisinin hangi kategoriye ait olduğunu bulamıyorlar. Ve ellerindeki işte tasarruf senetleri bazılarında var. Ama mesela mahrum ve mektum arazi diye bir arazi çeşidi ortaya çıkıyor. Yani sen rastladığını bilmiyorum ama köylüler hani işte ormandan açtıkları araziler var ve bunlar hiçbir şekilde kayıt altına alınmamış ve senelerdir, 100 yıldır orada yaşıyorlar. Evleri var. Aynen senin kararında olduğu gibi ihraç ediliyorlar buradan. Mahkeme devam ediyor. En sonunda idare meclislerine veriliyor tabii. İdare meclisleri toprak ağlarıyla dolu olduğu için hep kendi lehine karar alıyorlar. Ama bu mahrum ve mektum arazi meselesi çözülemiyor çünkü şey diyor merkez. Bunu diyor, mahrum ve mektum araziler ihaleyle satışa çıkarılsın, tapuyla alınsın. Dolayısıyla tapuyla alındığı zaman kime ait olduğu ortaya çıksın. Bu şekilde hani vergiyi de kimden alacağımızı bilelim gibi bir şey. Ama hani senin bu söylediğin şeylerle o zaman herhalde bu süreç sonrasına kadar benim hani araştırmayı getirmem lazım. Sonunda ne oluyor? Acaba buralara uygulanıyor mu bu nizamname ve düsturda yayınlanan şey? Hiç hani gerçekten merak ettim. Yani şimdi benim gördüğüm, yani senin söylediklerin de bunu gayet onaylıyor aslında. Yani bu bir taraftan genel
hukuki kategoriler varken bunları zorlayan tekillikler hala devam ediyor. İşte bu mahlul ve mektup arazi meselesi ya da işte bu vakıf, mülk, miri arasındaki evet. ayrımlar. Yani sürekli işte arazi kanunnamesinin çıkması, mecellenin çıkması, işte kanun esası yani bunlar hepsi genel kurallar getirmeye çalışıyor. Ama bu genel kurallar bir şekilde tam oturmuyor. Bu tekil kurallar onları sürekli zorlar durumda. Yani sonuçta tekil kurallarını zorlaması demek, yani bu tekil kurallardan yararlanan yani yerel güçlerin, yani taşranın, eski düzenin kuvvetlerinin hala bir söz sahibi olduğu anlamına geliyor. Hatta yani, direndiği yani. Direndiği tabii tabii. Ben aslında sen hani kopuştan bahsettin, daha çok süreklilik görüyorum. Mesela 18. yüzyıldaki hakim, işte şey taşranın hakimleri aslında 19. yüzyılda bu hakimiyetlerini hani çiftlikler bağlamında ya da işte de facto hani hakim oldukları topraklar üzerindeki şeylerini değişik senetlerle işte ya şer'i mahkeme yoluyla ya da diğer yollarla kendi mülkiyetlerine geçiriyorlar. Bu anlamda aslında bir devamlılık da görüyorum. Yani işte, işin ilginç yanı ve hep yerel güçlerin merkezi kararlara karşı bir direnci var ve gerçekten kazanıyorlar sonunda. Yani o yüzden de hani hani hep hakim paradigma işte merkezi devlet küçük köylülükten yana olmuştur gibi bir tez var. Ama yani biz bunun dışındaki örnekleri sen görüyorsun, ben görüyorum ama bunları tartışmaya henüz açamadık. Yani büyük toprak sahiplerinden yana aslında bir süreç işliyor 19. yüzyıl. Yani, diyebilir miyiz? Ya da sen tabii, tabii ki yani kesinlikle yani bu büyük toprak sahipleri çıkarı doğrultusunda evriliyor. Ama burada büyük toprak sahipleri çıkarı doğrultusunda evrilirken yani Tanzimat öncesindeki büyük toprak sahipleri değil, yeni toprak sahipleri, yeni büyük toprak sahipleri ortaya çıkıyor. Yani o eskiyi elimine eden, daha hakim konuma gelen bir grubun ortaya çıktığını düşünüyorum ben. Bu anlamda bakınca. Yani ama bu da öyle ha deyince olmuyor. Yani bu 19. yüzyılın sonunda daha netleşen işte ben de anca bu işte 1908 yani ben 1908-1900'lar bana oldukça yabancı dönemler yani bu hikaye etrafında biraz daha gördüm. Yani netleşmesi ancak 1908 ile ortaya çıkmakta. Yani burada 1908'in de aslında yani bir şekilde taşlada da ne tür bir tepki neden olduğunu da görüyoruz. Yani bir taraftan işte o yani hak sahibi olduk diyenler, hak sahibi olmaya çalışanlar var. Bunlar kendilerini öne atıyorlar. İşte ilanı hürriyet oldu, istibdat dönemi bitti gibi işte bu Polinalı çiftçilerin söylediği gibi. Diğer taraftan ama ortaya çıkan yasal düzenlemeler ve kararlarla birlikte yani artık o güçlü yerel iktidar odakları artık damgayı koyuyorlar. Yani biz diyorlar. Yani öncenin bu parçalı yapısı, mücadeleleri de tamamen burada çözülmüş oluyor. Ve asıl ondan sonra iş çok sertleşmeye başlıyor. Yani sonuçta mülkiyeti tapuyla tanımlı kılınca yani ötekileri siz yoksunuz demek. Siz yoksunuz demek aslında orada hem Balkan Savaşları'na giden hem işte 1915 olaylarına giden süreci getirmekte diye düşünüyorum. Yani o işin çatışmasını da giderek arttırmakta. Yani bütün bu senin anlattığın 19. yüzyıldaki işte eskiler, yeniler, eski toprak sahipleri, yeni yükselen işte burjuvazi diyelim, toprak sahipleri diyelim. Onların çatışması, çatışma alanları yani hukuk içerisinde ve idare içerisinde kendilerine yer edinebilen bir düzeni getiriyor. Yani eskiyle yeninin bir şekilde işte diyalektik varoluşu değil. Ama işte birilerinin yumruğu masaya vurmalarıyla ötekilerin tamamen ortadan kaybolması işi daha da şey keskinleştiriyor gibi bir süreç söz konusu. Yani burada şimdi dileğin çalışmasından ortaya çıkan da bir sonuç var. Şimdi o Selanik'in Art ülkesinde ortaya çıkan işte Hamdi Bey'in, belediye başkanı Hamdi Bey'in bir işte bataklık kurutma hikayesi var. O bataklık kurutma hikayesinde işte
orada işte 500 yıldan bu yana hakim durumda olan Evrenaşzadelerin arazisi, vakıf arazisi meselesi. Şimdi Dilek bunu bize ayrıntılı bir şekilde sonradan anlatır. Oradaki çatışma çerçevesinde, yani tezinde yer alan hikaye, bunun daha somut göstermesi açısından önemli. Sonuçta Evrenaşzadeler, adı üstünde Evrenaşzadeler yani. Sonuçta imparatorluğu, yani 500 yıl dedim, yalan söylüyorum, daha eski yani. Daha eski. İmparatorluğu kuranlar yani onlar, kuran güçlerden. Ama sonuçta merkezi idare orada Hamdi Bey'in lehine bir karar veriyor. Evrenaşzadeler oradaki vakıf üzerindeki haklarını kaybetmiş oluyorlar. Yani o anlamda bakınca eski, yani bu ayanlıkla daha bağlantılandırılabileceğiniz, işte bunu Kara Osmanoğlu örneklerinde de görmek mümkün. Yani Kara Osmanoğulların 19. yüzyılın ikinci yarısında varlar ama yani pek adlarını o kadar duymuyoruz gibi. Yani bunu bu şekilde bir işte artık büyükler arasındaki görev değişimi diyelim, yani eskilerin yerine yenilerin alması. Bu yenilerin de işte artık daha bir burjuvazi olarak, işte o yeni mülkiyet sisteminin, yeni piyasa düzeninin aktörleri olarak ortaya çıkması söz konusu gibi. Yani direnenler direniyorlar ama o direniş herhalde bu 1878 sonrasında iyice kopuyor ve 1908 sonrasında gibi geliyor. Peki bunu idari meclislerinin kompozisyonundan da acaba takip edebilir miyiz? Yani bu yeni sahipler, eski sahipler meselesini, aslında o da biraz önem kazanıyor o zaman. Yani aynen tabii ki. Yani sonuçta baktığımızda yani eski güçlerin de burada ne kadar yer alıp alamadıkları, ya da yer alsalar da birlikte olsalar da orada çıkan kararlar açısından baktığımızda yine o Dilek'in örneğinde mesela Selanik İdari Meclisi Hamdi Bey'in lehine bir karar çıkarıyordu. Orada Evrenaşzade de temsil ediliyor ama yani demek ki oradaki ağırlık sonucunda yine bu yeni güçler, yeni işte toprak sahibi, burjuvazinin hakim pozisyonda ağırlığını koyduğunu da görüyoruz. Evet. Ama yani bunun da örneklerinin daha çalışılması gerekiyor. Çalışılması lazım. Çok hiçbir şey bilmiyorum. Yani bu anlamda bu yerel meclisler ve işleyişi oldukça önemli diye düşünüyorum. Söz söyleme ve bu yerel ve merkezi iktidarla eklemlenmeler açısından. Peki isyanlar ne kadar yardımcı olur? Mesela Mısır'daki özellikle 19. yüzyılın ilk yarısındaki birçok isyan ve Suriye'de. Yani orada daha çatışma biraz daha sosyal bir çatışma olarak da ortaya çıkıyor. Yani oradaki yani iki tane büyük nevi bir zanaatkarların çok ciddi bir mobilizasyonu var 19'da. Bir de köylülerin de en büyük hani bir askerlik uygulamalarına karşı ciddi ayaklanmalar var. Bir vergi. İkincisi de bu mülkiyet mevzusundan dolayı ciddi özellikle yani büyük toprak sahipliğinin ve yani ticari tarımın ortaya çıktığı yerlerde, her yerde çıkıyor ama çıktığı yerde genelde bu dışlanan köylülerin büyük isyanları var. Mesela hani Balkanlarda da biraz bu tür şeyler görüyoruz ama Anadolu'da mesela buna dair çok fazla bilgimiz yok. Onlar üzerinden bir şeyler bakılabilir mi? Yani aslında o da oldukça yani araştırılması başka bir alan. Hani şimdi Canay daha iyi biliyor. Canik çerçevesindeki çiftlik meselesi 19. yüzyılda devam etmekte. Yani şimdi 19'un sonuna doğru Oktay daha fazla şimdi son zamanlarda çalışır oldu. Oradaki çatışmaların gözükmesi, yani toprak üzerinden, yani illa isyan değil ama yani toprak ya da işte bunun etniğe evrilmesi, çevrilmesi, dönüşmesi çerçevesinde de tansiyonu giderek arttığı da gözüküyor. Yani aynı şekilde batı bölgeleri için de bunu görmek mümkün gibi. Yani büyük arazilerin olduğu yerde de yani yalnızca bu elitler arasında çatışma değil de eski yeni elitler arasında çatışma değil. Yani bunların tabii ki şeyini de göz ardı etmemek lazım. Yani burada zayıf konumunda olanlarla, yani Polina hikayesindeki çiftçilerle toprak sahipleri arasındaki ilişki gibi aynı şekilde mesele, yani Balkanlarda daha net gözükse de bence yani Anadolu'da oldukça kuvvetli. Hatta belki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu çatışmanın çok daha kuvvetli olduğunu
görüyoruz. Yani şimdi buradaki bu düzenlemelerle birlikte ortaya çıkan çatışmalar, işte benim rastladığım mesela Sason'da bir tane çatışma var. Yani oradaki bu sefer Kürt toprak sahipleriyle Ermeni köylüler, çiftçiler, yani Kürt toprak sahiplerine çalışan Ermeniler arasındaki bir anlaşmazlık söz konusu. Yani biz bunu işte isyan ya da ayaklan, ya daha farklı bir şekilde sonuçlanması söz konusu. Yani burada tabii bir de ortada dolaşan muhacirler var. Yani bütün bu hikayenin işte 1915'te nasıl evrildiği, sonlandığı malum. Yani o açıdan baktığımızda yalnızca Balkanlar değil, yani Balkanlar zaten işte o hararetle bir şekilde ayrışmakta, kopmakta, ama şunu da unutmamak lazım, yani ayrışması, kopmasıyla birlikte yani oralar usta olmaya devam etmiyor. Yani hikaye işte Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki, Romanya'daki, işte Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki toprak reformlarına kadar kendisini sürdürmekte. Yani Yunanistan açısından Teselya'daki, yani Tırhala'daki çiftlik meselesi, yani Osmanlı'da da çiftlik meselesi, Yunanistan'da da hala çiftlik meselesi olarak devam ediyor. Yani o anlamda bakınca, yani bu gözle işte Doğu Anadolu'daki çatışmaları da bu gözle bakmak bu anlamda ilginç sonuçlar verebilir, dinamikleri anlatması açısından diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten. Ben teşekkür ederim.